Türkiye'de eğitim almak isteyen birbirinden farklı etnik kökenleri bir araya getiren, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde eğitim görmelerini sağlayan, eğitim-öğretim danışmanlığı alanında başarılı bir yol izleyen bir firmayı getiriyoruz şimdi de ekranlarınıza. İsmim İbrahim Taşlanoğlu. Özbekistan doğumluyum. Aslen Ağızka Türk'üyüm. Şu anda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi öğrencisiyim. Yaklaşık 8 yıldır yabancı öğrenci eğitim danışmanlığı yapıyorum. Ve son 3 yıldır da kendi firmamı kurdum. Türkiye'de üniversite eğitimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yerine getirmesi gereken prosedürler için danışmanlık hizmeti veren firmanın verdiği hizmetleri İbrahim Taşlanoğlu'dan öğreniyoruz. Örnek veriyorum, Irak'ta bir şehirdesiniz ve Türkiye'de eğitim almak istiyorsunuz. Öncelikle tabii ki de kendinizin ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor öğrenci olarak. Bölümünüzü seçiyorsunuz ve Türkiye'de hangi şehirde eğitim almak istediğinizi bize bildiriyorsunuz. Bize bir başvurunuz oluyor. Bu başvurunuzu yaptıktan sonra biz sizin kriterlerinizi değerlendiriyoruz. Hangi üniversitelerin kriterlerine uygunsunuz? Ve buna göre biz size gerek özel veya gerekse de devlet üniversiteleri tercihlerinizi sunuyoruz. Ona göre de siz tercihinizi yaptıktan sonraki aşamada tamamıyla biz devralıyoruz ve siz hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Öğrencimiz kabul belgesini aldıktan sonra da Türkiye'ye davet ediyoruz ve vize işlemlerine başvuruyu başlatıyor. Türkiye'ye geldikten sonra da transfer işlemleri ve üniversiteye kayıt aşamasına bitirdikten sonra eğer konaklama ihtiyacı olursa, ikamet işlemlerinde ihtiyacı olursa bu tarz bütün hizmetlerimizi biz öğrenciye sunuyoruz ve artık öğrencimiz Türkiye'nin bir eğitim sisteminde eğitim alan yabancı öğrenci konumunda oluyor. Özellikle yurt dışında okuyan öğrenciler Türkiye'ye gelmek istedikleri zaman lise diplomasıyla burada istedikleri üniversiteyi tercihte bulunabiliyorlar. Kendilerinin buradaki kendi imkanlarıyla Türkiye'ye gelmesi ve sizin vermiş olduğunuz hizmet arasında nasıl bir farklılık var? Şöyle, bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Ki bu üniversitelerde bu noktada öğrencilere net bilgileri doğrudan bilgi ulaştıramadıkları için bilgi dilden dile değişerek gidiyor. Burada bizim farkımız şu oluyor. Öğrenci kendi lise diplomasıyla istediği bölüme başvurur diye bir kanı aslında yoktur. Burada öğrenci bize başvurduğunda biz öğrencinin diploma puanı her neyse, hangi ülkeden diplomasını aldıysa, liseyi nerede tamamladıysa ona göre biz bu şartları, bu kriterleri alıp üniversitelere uygun, hangi üniversiteye uygun olduğunu seçiyoruz ve öğrenciye biz net konuşabiliyoruz. Örnek veriyorum, şu üniversiteyi kazanabilirsin ve şu bölümleri kazanabilirsin. Onun dışındaki yerlere tercih yapıp boşu boşuna ne zaman kaybet ne de senden ekstra bir efor geçsin. Bu gibi bizde kazanımları oluyor. Ayrıyeten özel üniversiteler içinde bir öğrenci özel üniversiteye kendi imkanlarıyla tabii ki de başvuru yapabiliyor. Fakat öğrenci kendi imkanıyla başvurduğunda maksimum alabildiği burs seviyeleri bellidir. Bu %5 ile %15 arasında değişir genellikle. Ama biz üniversitelerle öğrenci sayısı olarak çok ciddi bir çalışmamız olduğu için, bunlar binli sayılara ulaşabildiği için biz indirimlerimiz daha yüksek oluyor. Yani bir öğrenci tek başına gittiğinde %15 indirim alabiliyorken aynı bölümden benimle beraber başvurusunu yaparsa ve bütün işlemlerini ben yaparsam %50'ye kadar indirim almış oluyor. Bu da yıllık neredeyse %50 kar sağlaması demek. Daha kısa sürede de sanırım sonuçta. Tabii ki de. Onlar sizlere ne kadar zaman öncesinden başvuruda bulunmalılar? Şöyle, zaten biliyorsunuz ki Eylül ayından itibaren üniversiteler artık eğitime başlıyor. Bizim Haziran, Mayıs ayından Eylül ayına kadar bir kayıt dönemimiz oluyor. Fakat öğrencilerin bu süreçte gelmesi onlar için yeterli olmaz. Biz öğrencilere genelde Ocak ayından itibaren, yani neredeyse 2-3 ay, 4 ay öncesinden gelip bize evraklarını teslim etmesini istiyoruz. Çünkü bu hazırlık aşamasında daha henüz kontenjanlar dolmamışken, başvurular açılmamışken öğrencilere biz uygun yerleri tespit etmemiz daha sağlıklı oluyor. Ve buna göre de daha sağlıklı bir yönlendirme yapmış oluyoruz. Türkiye'ye geldikten sonra herhangi bir problem yaşamaları halinde yine aynı şekilde sizin danışmanlık hizmetiniz arkadaşlarınız tarafından arka plandaki problemleri çözümleyebiliyor mu? Tabii ki de öğrencilerimizi biz kaydını yaptıktan sonra evet tamam bizimle işimiz bitti güle güle diyerek göndermiyoruz. Çünkü öğrenciler yabancı öğrenci oldukları için buradaki yaşamlarında da bir takım sıkıntılar olabiliyor. Sadece okulla alakalı değil, konaklama veya daha farklı problemlerle karşılaşabiliyorlar. O zaman da bizimle iletişime geçtiklerinde biz elimizden gelen tüm desteği zaten onlara vermiş oluyoruz. Peki son olarak toparlamanızı istiyorum. Özellikle buradan sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Yurt dışından Türkiye'ye gelecek ve burada eğitim almak isteyen öğrenciler ne gibi araştırmalar gerçekleştirmeliler? Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Normal şartlarda herhangi bir ülkeden farklı bir ülkeye geçiş yapan ve orada eğitim almak isteyen kişiler maalesef ki buranın kültürünü ve eğitim sistemini bilmiyorlar. Bununla ilgili özellikle gidecekleri ülkede ki danışmanlık hizmetleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Zaten gerekli ve doğru yönlendirme bizler tarafından daha doğru yapılmış. Tabii ki. Bir de öğrenci
öğrencilerin istikrarlılığı ve kararlılığı çok önemli olmuş oluyor diyebilir miyiz? Yani biraz dilerseniz siz bu aşamada detaylandırın. Tabii ki. Şöyle, genelde öğrencilerimiz gerek aile baskısı olsun veya gerek çevrenin etkisiyle aslında okumak istemedikleri bölümleri tercih edebiliyorlar. Ve bu kendi ülkelerinden kalkıp buraya geliyorlar. Burada biz onların kayıtlarını yapıyoruz. Eğitime başlıyorlar ve birinci veya ikinci senesinde öğrenci karar değiştiriyor. Diyor ki ben farklı bir bölüm istiyorum. Ve bu noktada öğrenci süre kaybetmiş oluyor. Tabii ki de ciddi bir maliyet sebebi de oluyor. Mali kayıp da oluyor ortada. Yani bunların hepsinin önüne geçmek için öğrenci daha henüz kendi ülkesinden çıkmadan okumak istediği bölümü doğru karar vermiş olması gerekiyor. Öğrencilerimiz genelde bir takım öğrenciler mağdur oluyorlar ve mağdur olduktan sonra bize başvuruyorlar. Burada şöyle bir sorun oluyor. Bizim gibi eğitim danışmanlığı yapan farklı ülkelerde acentalar var tabii ki de. Bunlara da gidip başvurabilirsiniz. Fakat Türk eğitim sistemini bilen, Türk kültürünü bilen, Türk dilini bilen bir danışmanlık şirketi bulursanız sizin için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.